Hocam haftalardır hakemlerle ilgili zaman zaman serzenişleriniz oluyor. Hakemlerin sizin futbolcularınıza çat çat sarı kartlar gösterdiklerini söylediniz. Dünkü Konyaspor Beşiktaş maçından sonra da zamanın sizi haklı çıkardığını düşünüyor musunuz? Çünkü dünkü maçtan sonra da Beşiktaş'ın serzenişleri oldu gördükleri kartlardan dolayı. Bir bunu soracağım. Bir de hocam Beşiktaş maçı var önümüzde. Beşiktaş maçı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Talisca ve Pepe kart cezalısı. Bu sizin işinizi kolaylaştıracak mı? Hakemlerle ilgili tarafında bir şeyi bir düzeltme yaparak devam etmekten, yani düşüncelerim aynı. Düzeltme yapacağım yer şurası. Bireysel olarak hakemlerle ilgili değil benim derdim. Hakemlerin içinde de ne kadar yeteneksiz, yetersiz, meslek namusu, meslek ahlakından yoksun insanlar varsa aynı şey antrenörlerin arasında da var. Benim de içinde bulunduğum antrenör grubunda da futbolcuların arasında var. Hep aynı yerdeyiz. Esas itibariyle hakemlerden ziyade bireysel olarak hakemler ve hakemlerin yarattıkları problemlerden ziyade hakemleri oraya iten etkenlerle ilgili benim söylemim. O söylediklerimde hepsinin arkasındayım zaten. Bugün birkaç gündür yaşanan olaylarda çok net bir şekilde gösteriyor fotoğrafı ki şunu söylemem lazım. Bunu atlamam lazım. Yani Abdullah Yılmaz sanırım. Abdullah Yılmaz'ın hakemliğini sonlandırma kararını dilekçesinde yazdıkları ve Merkez Hakem Kurulu'nun da bu yazıya istinaden vermiş olduğu cevap aslında yani şöyle bir okuduğunuz zaman bir skandal. Yani dolayısıyla bu kurumların başındaki insanların, yönetenlerin, yönlendirenlerin, bu kurumları yönlendirenlerin esas itibariyle olayları bir kere konuşmaları, derlemeleri gerekiyor. Tekrar söylüyorum, benim de içinde bulunduğum antrenörler, içlerinden geldiğim futbolcular, hiçbirimiz böyle sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Bizi zaman zaman hataya ya da kasıtlı yanlışlara doğru iten şeyler bizim bireysel hayata bakışımızdan ziyade bizi oraya doğru yönelten durum, güç dengeleri. Hiçbir hakem kendini ifade ettiği alanda hiçbir antrenör gibi, hiçbir futbolcu gibi hata yapmak, özellikle böyle kasti hatalara doğru götürmek istemez. O nedenle biraz evvel hocaya da söylediğim gibi derdim burada birinci olarak hakemlerin direkt olarak hakemleri suçlamak veya bireyselleştirerek konuyu getirmek değil. İçlerinden bu doğal olarak mutlaka işin boyutunu değiştirenler de var. Aynen antrenörler olduğu gibi. Derdim onları oraya doğru iten etkenler. Burada söylemiştim. Hepinizin huzurunda söylemiştim. Ben burada 3 Temmuz'u yaşadım. 3 Temmuz'dan sonra çok net bu ortamdan yararlanan bir takım vardı. Çok net. Son dönemlerde şöyle bir baktığım zaman ki benim kendi dönemimle ilgili de söylemiyorum bunu. Yaşadıklarım aslında dışarıdan gördüğüm şeylerle yüzleşme gibi oldu burada Fenerbahçe adına söylemem gerekirse. Ama son dönemlerde de başka takımlar şu anda başka şeyleri konularda güç sahibi. Çok net gözüküyor. Yani hiç kimsenin bu konuda durup dururken yani yok işte Aykut Kocaman algı operasyonu attı bilmem ne attı demesine gerek yok. Herkes aynaya bir baksın şöyle bir. Ne şahsım adına ne de bu içinde bulunduğum camia adına en azından kendi yetkilerim içinde bir gram dahi ufacık haksız bir şey istemiyorum kardeşim. Hiç kimseden. Allah yazısı olsun. Çok net bir şekilde söylüyorum. Ama hakkımızın da gelmemesini istiyorum. Bu kadar basit. Kime dedi bu sözleri? Oradan denildi bu hafta. İşte 3 Temmuz Galatasaray'ı yaradı. Şimdi de Beşiktaş'ı kastediyor ama ben o bölüm değil, alaksız yani bizim camiamızda da yani antrenör dünyasında da şu mu? Yok, söyledi. Onu da söyledi ya. Ha, onu söyledi. İşte, yani, burada hani şöyle bir şey algı oluşturdu. İşte Şenol Güneş'i kastediyor diye. Çok ortak bir arkadaşı. İsmini vermek istemiyorum arkadaşımıza da şimdi şey yapmayayım diye. Ortak bir arkadaşımıza söyledi. Ben Şenol Güneş'i falan kastetmedim. Futbol yani camiasının içinde de ahlaksız insanların olduğunu. Hmm. Yani direkt Şenol Güneş'i kastetmediğini kendisi söylediğini söylüyorum. Yani bu birebir ortak bizim arkadaşımız. Şimdi arkadaşımızı, aradaki arkadaşımızı hedef göstermek istemiyorum ama net o Ertem'ciğim. Yani anladım. Sen biliyorsun arkadaşımızı. Evet biliyorum. Sana söyledim. Biliyorum. Kesinlikle Şenol Güneş'i kastetmediğini sadece... Bu çok önemli bakın. Antrenörler evet. Arasında da bu tip ahlaksız insanların olduğunu
söyledim dedi. Direkt Şenol Güneş değil. Evet. Direkt Şenol Güneş burada, değil. Burada birinci Galatasaray diyor faydalanan diyor 3 Temmuz'dan. Hı-hı. Şimdi de işte diyor başka nasıl kullanan Beşiktaş'ı kastediyor. Bu doğru. Şimdi Aykut'cum bu doğru. Ama öteki konuşmaların doğru. Evet. Bizi ama Şenol'u kastetmiyor. Şenol'u kastetmiyorsun. Evet. Peki bir gölge yöneticimiz var. İsminin açıklanmasını istemeyen. Var böyle yöneticilerimiz. İsimlerinin açıklanmasını istemiyorlar. Ne diyor? Bir gelsin ekrana bakalım. Fenerbahçe bizimle oynayacakları her maçtan önce ortamı gelecek açıklamalar yapıyor. Bu kez de Aykut Kocaman yaptı. Bizi de gerilime sürükleyerek maçtan koparmaya çalışıyorlar. Biz Fenerbahçe'den daha iyi takımız. Pazar akşamı tüm Türkiye görecek. Fenerbahçe'yi stadımızda yeneceğiz. Fenerbahçe maçı bizim için ölüm kalım maçı değil, sıradan bir maçtır. Bakın biraz önce de söyledim. Aykut Kocaman değil. Sezgin Gelmez'den, sevgili Sezgin Gelmez, yılların muhabiri Sezgin Gelmez'den gelen bilgi. Aykut Kocaman ben ölüm kalım maçı diye bir ifade kullanmadım demiş. Bunu düzeltelim. Doğrudur. Buradan Beşiktaş yönetimine de. Aykut Hoca'ya katılıyorum. Bir şey dememişse dememişim der. Doğrudur, katılıyorum. Aykut Kocaman'a katılıyorum. Aykut Kocaman'ı ben severim. Dürüst adamdır. Yani bazen onda sivri konuşmaları var. Bakma yani sert konuşmaları var belli. Şimdi hı-hı, burada Galatasaray'ı kastediyor. 3 Temmuz'da falan hı-hı diyor. Bilmem ne diyor. Ha doğru. Fenerbahçe'nin belki o 3 Temmuz o süreç olmasa, kumpas süreci olmasa Fenerbahçe belki onu bilemiyor. Allah bilir ama doğrudur. Sonra da Beşiktaş'ı kastediyor. Onun dışında ölüm kalım maçı değil olabilir ama bu maç sıradan bir maç değil. Vay, bu maç çok net, çok net özel bir maç. 23 numara, 24 Ertem'im. Numara. Evet. Bu çok özel bir maç. Sence? Kesinlikle. Öyle bir şey yok. Kesinlikle. Yarın hadi bakalım bir Anadolu takımıyla oynasan. Normal bir Vodafone Park'ta Beşiktaş yenilse ne olur? Fazla bir şey olmaz. Ama Fenerbahçe yenilirsen ne olur? Farklı olur. Ha yenilebilir de. Beşiktaş yenilebilir. Şanslar eşittir. Seyirci sağ avantajı %50-%50'dir şans. Bak 51-49 da değil. 50-50. 50-50'dir. Şanslar için yarın. Futbol tabiri Beşiktaş için gerçekten ölüm kalım maçı. Futbol tabiri. Bak, ölüm Beşiktaş kalım kaybederse değil, biter. Önemli maç. Bitmez. Kaybeder. Puan farkı biraz açıldı ama daha çok var. 3 puanlık sistemde çok var. Öyle mi? Çünkü Beşiktaş artık tamamen lige ara verecek. Zaten Fenerbahçe ile kardeş olacaklar. Hafta içinde bir daha oynayacaklar, bir daha oynayacaklar falan filan. Bayağı maç oynayacaklar. Onun için birbirleriyle kavga etmesinler. Yüz yüze bakacaklar. Bize bir puan yeter demiş Sinan abi Aykut Kocaman. Doğru mu? Kime demiş bunu? Nerede demiş? Basınla gazeteci arkadaşlarımıza ya, yaptığı sohbette. Ertem yani. Bir puan yeter yani. Hiç olmazsa olmaz hani yenilmeyelimdir anlamında. Hanım, bu direkt bunu demez. Yani ben oraya bir puan almaya gidiyorum demez. Şu kelimenin arkasındadır o. Yenemiyorsan yenilme anlamındadır. Yani bir puanda neden kötü olsun? Sonraki grafik gelsin. Sonrasında Fatih Terim'in, Fatih Hoca'nın açıklaması derbiyle ilgili. Asaray. Bu maçı kazanırsak 10 puan alacağız diyor Aykut Kocaman. Yani bizim için 10 puanlık çok maç. Değerli maç. Çok değerli maç. Fenerbahçe içinde Beşiktaş hiç kimse kandırmasın. O sizin gizli yöneticiyle konuştuğunuz kimse o da kendini kandırmasın. Bu maç çok önemli maç. Çok önemli maç. Bir tane yer yok statta ya. Bilet yok, yok Ertem. Yok. Bilet yok. Ha, Ahmet Ateş kayıp ya. Stat müdürü Ahmet Ateş kayıp. Her hafta telefon değiştiriyorsun Ahmet Ateş. Neredesin kardeşim? Bu arada Sayın Başkan Fikret Orman'a çok teşekkür edelim. Bizim yayınımızda söylemiştik bir karaciğer hastası kardeşimiz var. Hasan, onu locasında ağırlıyor. Bir de engelli süper kardeşimiz var. Helal. Onu da locasında ağırlıyormuş. Sayın Başkan Fikret Orman'a çok teşekkür Ahmet ediyoruz. Ateş kayıp. Yok. Büyük başkan. Hafta içinden beri yok Ahmet. Bulamıyoruz. Ahmet Ateş yok. Ahmet Ateş yok. Kayıp. Ya anla yani. Normal maçlarda var Ahmet. Doğru. Ahmet Ateş açamıyor, telefon yok. Ahmet Ateş yok. Kayıpsın adamcağız ya. Şu an bizi seyrediyorsundur. Ya bu arada Sayın Başkan Fikret Orman'ın çok enteresan bir videosu var. Bir getirelim ekrana. Hangisi? Şu cep telefonu bölümünü getirseniz arkadaşlar. Çok güldüm ya. Bunu getireceğiz. Bir Sayın Başkan'ın cep telefonu olayını getirsenize. Büyük Başkan olunca bunlar oluyor şey işte. Büyük sana. Başkan Fikret Orman. Ertem'ciğim. Aynı dertten biz de sen de hepimizde hep videoyu yolluyoruz ama mesela atıyorlar. Abi ya bir selam yazsana, bir merhaba. Abi yani bir tane değil ki, hangine yazacaksın arkadaşlar? Keşke yazabilsek yani. Ama dediğin gibi ama ilgi alaka iyidir ama tabii başkana tabii çok geliyordur. Yüzlerce falan geliyordur. Doğum günü şeyleri falan çok geliyordur böyle. Ama bir şey söyleyeyim mesela mi? Abi işte şu kız arkadaşım seni çok seviyor diyor mesela. Sizi çok seviyor diyor. Veya çocuk arıyor, şey kız arıyor, şey yazıyor. Ya Sinan abi, eşim için, erkek arkadaşım için. Veya erkek arkadaşım seni çok seviyor. Ne olur diyor, aramı bozuk diyor, bir söylesene diyor falan diyor falan diyor. Falan hadi neyse falan, böyle şeyler oluyor bazen de. Tabii dozajını kaçırmamak lazım. Yalnız Sayın Başkan Fikret Orman, bence veya sen de dahil buna Sinan abi.
videonun gelmediği günden, böyle talebin olmadığı günde dersin ki niye acaba istemiyorlar? Ama çok geliyordur o nereden. Çok geliyor, anladım ben sizi. Ahmet Ateş kayıp. Ahmet Ateş, Sayın Ahmet Ateş neredesiniz, arıyoruz Ahmet sizi. Ahmet Ateş neredesin? Sayın Ahmet Statta Ateş. Statta mısın Ahmet? Sayın Başkan Fikret Orman'dan bir ricam var. Yeni evli bir arkadaşımız var. Kendisinden bir video rica ediyoruz. Evet, geçelim. Sayın Başkan Fikret Orman'dan sonra Galatasaray'a. Fatih Hoca'ya. Fatih Terim, Fatih Hoca'mıza geçelim. Fatih Hoca derbiyle ilgili ne demiş? Merak ediyor musun Sinan abi? Dinlemedim. Sen Fatih Terim olsan ne dersin? Galatasaraylılar yarın kimi kazanmasını ister? Sen Sinan Engin. Galatasaraylı Sinan Engin'siniz siz. Ben Galatasaray oyuncusu olsam, yani ben Dinçer Azapan olsam, Galatasaraylı Dinçer Azapan olarak söylüyorum. Dinço kardeşim bana dedi ki, Dinço sen yarın kimi kazanmasını istersin dedim. Abi dedi, Fenerbahçe kazansın dedi. Fenerbahçe kazansın. Beşiktaş dedi devreden çıksın. Dinçer nasıl sen Beşiktaş? Yani ben dedim üzüleceğimi bilmiyor musun sen dedim şimdi. Abi tüh, o açıdan söylemedim ya dedi. Yani birini saf dışı olmasın istersin. Ama beraberlik Galatasaray için iyi sonuçtur. Beraberlik. Ama şimdi şöyle bakabilirsin. Birisi yenilsin dağılsın. Yani rakip azalsa, hani rakip sayısı azalsın diye bakarsın ama zannetmiyorum. Ertom, Fatih Terim bence beraberlik demiştir. Beraberlik demiştir diyor. Bir izleyelim bakalım Fatih Hoca ne demiş. Bütün Galatasaray camiası pazar günü beraberlik bekliyor derbiden. Sizin bir düşünceniz var mı? Sezgin'cim, mühim olan bizim kazanmamız. Oradan sonradan her sonuç kazanan lehine. Sezgin'cim, mühim olan bizim kazanmamız. Oradan sonradan her sonuç kazanan lehine. Teşekkür. Evet, Fatih Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Önemli olan bizim kazanmamız. Bizi başkası ilgilendirmiyor diyor yani. Yok, öyle bakmıyordur olaya. Öyle bakmıyordur. Tabii beraberlik. Beraberlik diye bakıyordur. Evet, yani benim çok sevdiğim bir arkadaşım var Galatasaraylı. Hatta bizim içimizde. Buğra. Baş harfi Buğra. Diyor ki mesela. Amigo artık o. Ne dediğini unuttum. Dinçer mi daha hasta, Buğra mı? Vallahi ben Buğra, yani Buğra. Ya ikisi de hasta ya. İkisi ayrı hasta yani. Ya Dinçer sarı kırmızı, Dinçer sarı kırmızı don giyiyor be abi ya. Öyle hasta be abi. Sarı kırmızı Dinçer öyle hasta. Neyse. Ertem'cim. Sinan abicim. Fatih Terim Galatasaray bu hafta çok iyi oynadı. Hele Gomis'in sağlıklı olması, çıkıp aslan gibi oynaması çok hoşuma gitti çok. Cuma günü. Yani dedim ki kardeşim, yani Cuma niye oynatıyorsun? Çok isyan etti millet. Bizim Ferit'le bile konuştum. Abi dedi Cuma akşamı dedi, trafik dedi, bilmem ne telekom. Niye cumartesi? Ha, cumartesi de bizim Trabzon'un maçı vardı. Cumartesi Trabzon'un maçı vardı. Hı hı. Yani cumartesi Trabzon'u 4'te koyarsın. Galatasaray 7 ama kupa varmış. Hı hı. İşte maalesef salı çarşamba diye. Ama ben Galatasaray'ı beğendim. Bursa Spor'a ne oluyor diyorum. Dikkat et diyorum. Sevgili Başkan Ali Ay. Takımın çok nazik bir takım. Çok yumuşak oynuyor. Bu maç değil yani, genel olarak seyrediyorum, takip ediyorum. Ha, 10 kişi kaldın mı şansın yok. Aynı şeyi biz yaşadık Bayern Münih maçında biliyorsun. 10 kişi. 75 dakika 10 kişi oynadık. Hani bana mesajlar atıyorlar ya, biz espri yapmışızdır. Yani Ertem'le, burada Ahmet Hoca'yla. İşte Bayern'in şöyle yazık oldu. Bayern, bunlar bir gırgırdır. Bunlar ne şeydir. Yani gerzek değiliz, biliyoruz biz de Bayern'in ne olduğunu da. Ama 40 dakika, 42 dakika arkadaşlar. 0-0 gitti maç. Bu Bayern Münih 10 kişi yakalasın, Barcelona'yı da aynı şeyi yapar. Ya geçen daha bir ay evvel Paris Saint Germain'e 3 tane atmadı. Evet, evet, evet. 3 tane attı. 3 tane attı ya. Doğru. Yani onun için yani şey yapmayın. Ben sadece Türkiye'de çok Alman asıllı arkadaş varmış. Yani Bayern Münih sempatizanı varmış. Ona ben yani takıldım biraz. Yani 5 yiyelim, Avrupa'da görünelim. Türk futbolu ile ilgili bir konu bu. Çok hoşuna gitti. Yanlış. Fenerbahçe'de olsa, Galatasaray'da, Trabzon'da, Bursa, Ankara hangi takım olursa olsun Avrupa'daysa abi desteklememiz lazım. Ben olaya böyle bakıyorum. Ertem. Savaş Çöloğlu var. Benim çok yakın arkadaşım. Kimdi o bizim Savaş? Savaş benim çocukluk arkadaşım.
Abdullah amcama burada, Apo amcama buradan selamlar. Apo eşine abi. Selamlar Savaş kardeşimin. Çok selamlar. Buğra da, Mehmet de, Beyaz TV'nin aslanları Buğra Mehmet Girs yalan demiş. Aha. Büyük Beşiktaş kazanır demiş Savaş. İnker mesaj attı. Büyük abi, Beşiktaş kazanır demiş. Giymiyorum abi ya, nereden çıkardın dedi. Ya dinç öne bileyim. Mayosu ben gördüm yazın. Mayosu sarı kırmızı. Mayosu sarı, bravo. Mayosu, şortum vardı dinç o. Mayosu vardı sarı kırmızı. Hatta evet, kuma gömmüştük, sadece kafası kalmıştı. Dedi ya kafamı da gömün dedi. Yok dedim, dinçer dedim. Dinçer öpüyorum seni. Sevgili seyirciler, Gomis özel röportajımız var. Alalım mı? Özel mi? Özel mi? Arkasına da genel. Hemen gelsin işte Bafetimbi Gomis. Allah nazardını esirgesin. Allah hep sağlık versin kendisine. Bir de Rodriguez var ki inanılmaz uçuyor. Bir izleyelim Mehmet Gomis'i. Mehmet Çiftçi. Mehmet Çiftçi. Öyle insanlar tanıdım ki şu hayatta hevesim değil, sevesim kaçtı. Tellyon Mehmet Bey. Güzel bir evlat doğurmuş. Annem baban seninle gurur duyuyordur. Mehmet Çiftçi, X Mehmet Çiftçi. Terbiyesizlik had safhada Mehmet Çiftçi. Hakikaten. Böyle güzel bir sabah mesajı. Git annene. Annene git, anne ben ne yaptım da beni de bu hale getirdin diye bir sor bakayım anne babana. Ben niye böyleyim de. Böyle demiş. Yani yiyorsa demiş bana da engel at demiş. Yiyorsa bana, atma besinini abi. Yok ya. Gitsin abi. Gitsin. Neyse boş ver. Atıyorlar. Güzel fotoğraflar atıyorlar geliyor. Da, bir de Cüneyt Çilingiroğlu bunları öpüyor sonra. Şimdi sevgili seyirciler, bir gelsin bakalım Gomis. İşte Bafetimbi Gomis. O doktor Yener ki aussi subi de nombreuses critiques. Tabii çok mutluyum. Bu hafta özellikle Galatasaray taraftarı beni çok fazla destekledi. Sadece Galatasaray taraftarı değil, aynı zamanda tüm Türkiye halkı bana mesajlar gönderdi ve beni desteklediler. Dolayısıyla bu akşamki 3 puanı takım halinde aldık. Çünkü biz takım halinde oynuyoruz. Dolayısıyla bu sadece bir resel bir başarı değildi. Takım olarak bakmak gerekiyor. Ancak bu akşam alınan 3 puanı özellikle bu hafta beni çok fazla destekleyen Doktor Yener'e ithaf etmek istiyorum. C'est loin d'être gagné. Tabii bu akşam kazanmak güzel ancak geçen hafta da yenildiğimizi unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bunlardan ders çıkartıp devam etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yolumuz uzun, dikkatli olmamız gerekiyor. Gomis, what will you do about the ball? You will keep it? For my first hat-trick in Turkey. Allah seni hep korusun Gomis. Allah nazarlardan esirgesin performansını maçtan da. Maçtan sonra İstinye'de bir lokantaya gitmiş. Hı hı. Yemek yemiş menajeri bir arkadaşıyla. Hı hı. Aynen yan masadaki arkadaşımın anlatmasını söylüyor Mertemciğim. Maçtan sonra İstinye Park'ta lokantaya gidiyor. Yemeğini yiyor ve sonra kalkıyor ve herkese giderken iyi akşamlar, iyi akşamlar hani. Helal olsun. Fransız kendi değil, evet son derece arkadaşım söyledi, bu kadar kibar çocuk dedi. Helal olsun. Giderken herkese kafasıyla iyi akşamlar gibi yani Fransızca kendi diliyle bonsoir mı? Bonsoir. Macar İsmail demiş bon appétit. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Macar İsmail demiş ki Beşiktaş farklı ve daha güçlü takım, rahat yener. Macar İsmail Fenerli. Nasıl olacak? Şiko. Macar İsmail Fenerli. Totem yapıyorsun Macar İsmail. Totem yapıyorsun. Evet sevgili seyirciler, Tayfun Bayındır, Tayfun abi, sevgili gazeteci büyüğümüz Naim Cepherkül, Allah rahmet eylesin. Everybody Wins, Naim Cepherkül'ü, Cepherkül kitabı Tayfun Bayındır'ın mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz. Atlanta'da 3. altın kazandığı yarışma sonrası dünya basının attığı başlıklar. Naim'le yarışmak rakipler için şereftir. Reuters'in, NBC'nin, The Times'ın, Le Monde'un, BBC'nin, L'Équipe'in ve Marca'nın tüm başlıkları ve içinde Tayfun abinin çok özel kaleminden mutlaka tavsiye ediyorum. Okumanızı çok çok tavsiye ediyorum. Tayfun abiye de çok çok teşekkürler gönderdiği bu kitaptan dolayı bizlere. Salon Mevlüt saçlarını çok beğenmiş. Salon Mevlüt'e çok teşekkür ediyorum. Saçları ama Mevlüt, çok beğenmiş. Mevlüt'ü öpüyorum yanaklarından. Hakikaten sadece çok beğenmiş. Teşekkür etmeyip çok öpüyorum buradan. Öyle çok söyledi. Teşekkürler. Çok sağ olsun, var olsun. Almanya'ya Hakan kardeşime çok selamlar. Erol Madan'a çok selamlar. Aynı şekilde Londra'ya Metin'e, aynı şekilde Metin kardeşime Londra'ya çok selamlar. Hakan'cığım öpüyorum seni. Kendine iyi bak Hakan'cığım. Hayırlı akşamlar, yarın akşam. Sinan abi özür dilerim. Sevgili seyirciler,
meslektaşımız, yılların spikeri, maç spikeri sevgili Onur Şahin. Kendisini çok severim. Aynı kanalda çalışma durumumuz olmadı hiçbir zaman. Ama karşılaştığımız zaman sürekli kucaklaşıp sarılırdık. Kendisinin anlattığı maçları da her zaman takdir etmişimdir. Babası çok özel bir adamdı. Aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin Celal Şahin. Beştaşlıdır Allah Onur. Allah rahmet eylesin. Babası mekanı aslında Beştaşlıdır. Evet, evet. Bizim... Bugün Sayın Başkan da söyledi. Mekanı cennet olsun. Yarın pazartesi çok iyi günü Zincirlikuyu mezarlığında çok iyi Beştaşlıdır. Başın sağ olsun. Defnedilecek. Çok iyi Beştaşlıdır. Şurada notu vardı. Yanlış olmasın. Çok özür dilerim. Çok iyi Beştaşlıdır bir de biliyor musun? Yani? Lütfen vaktinizi alıyoruz ama sevgili seyirciler. Evet, Onur Şahin'in babası usta sanatçı. Çok usta bir sanatçı biliyorsunuz. Celal Şahin'in evet, cenazesi, yani. Celal amcamızın cenazesi pazartesi günü Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecekmiş. Allah rahmet eylesin. Onurcuğum Allah sabırlar versin. Engin Saraç ve ailesine çok selamlar. Bizi seyrediyor musun? Çok ısrarlı yazdın Engin Saraç'a. Tarhan Bora neredesin? Öpüyorum seni. Şampiyon BJK olsun diyor Tarhan da. Aynı şekilde hepsini söyledik artık. Yapacak bir şey yok. Tolga Kaan Ateş'e çok selamlar. Alper Üstündağ'a selamlar. Kemal Yörük öpüyorum. Ercan'cığım Luka yarın belki geleceğim sana Ercan. Öpüyorum seni. Ertem yarın akşam... Haydar Göksoy'a çok büyük selamlar. Haydar Göksoy'a yarın akşam büyük gece. Evet Sinan. Ahmet Çakar. Fazla da böbürlenme. Arabanı da veririz. Yarın arabanı araba geliyor. Veririz. Arabanı da veririz. Bir 14 Mart Allah'ın izniyle bir oynayalım da arabanı da veririz yani. Beşiktaş için feda olsun. Beşiktaş için feda olsun. Peki. Sevgili seyirciler, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Dostluk kazansın, kardeşlik kazansın. Ülkemizin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Buradan sevgili kardeşim Cemre gelmiş Trabzon'dan. Bütün Trabzon'a, Araklı'ya kucak dolusu sevgiler. Sizleri çok seviyoruz. Yarın akşam Türkiye'nin efsane kadrosuyla karşınızdayız. İyi geceler, hoşça kalınız, iyi pazarlar.